Önerge hakkında konuşmak üzere Manisa Milletvekili Özgür Özel. Buyurun Sayın Özel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir kısmınızın buradan şahit olduğu, bir kısmınızın televizyonlardan izlediği ama hepinizin yüreğini yakan bir sürecin öncesi, yaşandığı süreç, sonrası ve bugün geldiğimiz nokta hakkında boynumun borcu olan bazı hatırlatmalar yapmak üzere kürsüdeyim. Elimde baretler var. Bu baret 29 Nisan 2014 günü faciadan hemen önce elime alıp da göstererek ve bir araştırma komisyonu kurulmasını önerip de o gün Soma'nın madenleri Türkiye'nin en güvenli madenleridir diye araştırma komisyonuna red oyunun verildiği baret bu. Maalesef facia yaşandı. 14 gün önceydi bu konuşma. 14 gün sonra bu baretle çıktık ve dedik ki 27 Mayıs'ta bu ateş kırmızısı Soma'nın ateşi ama aslında iş güvenliği uzmanlarının taktığı baret. Eksiklik buradaydı, eksiklik bu sıkıntı buradaydı. Gelin dedik bunları hep beraber düzeltelim ve o gün hep birlikte ortaklaştık. Bunu da dedim ki o gün bir gün Soma'nın madenleri güvenli olursa bu beyaz bareti elime alıp çıkıp bir konuşma yapacağım. Sadece bu baretle gelmeyi çok isterdim ama durum böyle değil. Maalesef bu beyaz bareti alıp madencilere verilen sözler tutuldu. Türkiye madenleri artık güvenlidir. Hepimiz gönül rahatlığıyla evlatlarımızı madenlere gönderebiliriz diyeceğim gün bu değil. O gün gelirse sözüm söz, yine bu bareti alır gelir burada konuşurum. Bugün hep konuşuruz ya, o komisyon kazadan sonra kuruldu. Bu komisyonda o günkü 4 partinin emeği var. İyi Parti yoktu ama içinde bulundukları parti de aynı tutumdaydı. Bu komisyonda görev yaptık biz. Soma raporu denen rapor bu arkadaşlar. Bakın bu bareti kapağına koymuş. 301'in anısına da buraya da 301 yazmış. Bu raporun içinde bizim 1256 sayfa bu rapor. 250 sayfalık muhalefet şerhimiz var. Neden? Bir yerden sonra uzlaşamadık. MHP'nin de HDP'nin de var. Sendika, sermaye, siyaset üçgeninin 301 evladımızı nasıl yuttuğunu anlatmaya çalışınca ve siyasetle sarı sendika sermaye bağlantısında iktidar partisi bir yerden sonra yürümedi. Ama ben bu ayrılıkları değil, birlikte olduğumuz kısmı söyleyeyim. Tam 50 sayfa çözüm önerisi var. 130 makro öneri var. Bir daha bu madenlerde bunlar yaşanmasın diye. Çözüm önerilerinin 11 sayfada özetini yapmışız hap gibi. Üzüleceğiniz, şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Hepimizin emeğiyle ortaya çıkan bu rapordan sonra maden kanunu ve iş güvenliği kanunu değişti birkaç kez. Komisyonda sorduk ya bu rapordan neden yararlanmadınız? Bir tanesi dedi ki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın o zamanki müsteşarı, rapor henüz elimize geçmedi. Öbürü de dedi ki daha sonraki çalışmalarda değerlendireceğiz sayın vekilim dedi. Size samimiyetle söylüyorum, aksini iddia eden gelsin baksın. Bu rapordaki o 110 sayfalık önerinin 109 sayfası hiç düzelmedi. Bir sayfasına baktılar bakmadılar. Şimdi bu madde, sonraki ondan sonraki maddeler, mesela maden sahalarının rödevansı kabul ederek, bu rapor der ki rödevans olmasın. Maden sahalarının bölünmesi, bu rapor der ki maden ruhsatları kesinlikle bölünmesin, hatta birleştirilsin, havza madenciliği olsun. Havza madenciliği olsaydı Soma yanmazdı diyor bu rapor. Bugün 20. maddede, 19. maddede ruhsatların, mesela bu maddede şimdi üstünde konuştuğumuzda bakan ihalesiz bir yere bunu vermesi, devlet iştiraklerine vermesi var. Sonra da onun devri mümkün oluyor. Şimdi havza madenciliği diyoruz. Bütün Soma'yı bir bütün olarak ele almadığımız için yanda eski bir işletmenin içinde sıkışmış gazı bilmiyoruz. Mesela Ermenek'te bir tane birisi gitmiş madeni kazmış, ciğerini almış çıkmış, oraya su dolmuştu.
havza olarak ele alsak bilirdik onun orada olduğunu. Yıllar sonra bir başkası girdi orada ilerlerken bir yeri patlattı. Ermenek'te 18 evladımız boğularak öldü. Babasını hatırlıyor musunuz? Lastik pabuçlarıyla ağlıyordu amca orada. Havza madenciliği olsaydı bu olmaz diyoruz ya. Şimdi daha küçük parçalara bölündü. Bu rapora tamamen aykırı. Yani bu bazen kurmamasının haklı gerekçeleri olabilir. Ama bazen kurmadığına çok pişman oluyor araştırma komisyonlarını. Mesela 11 kere kurmadığını Gaziantep'te bir doktorumuzun böğrüne bıçak saplanınca hekime karşı şiddeti araştırıyoruz. Ama bir de kurduğu var. İtirazlara rağmen uzlaştığı binlerce sayfa var. Öneriler var. Ama bunu getiren eskiden olsa bakana hesap soracaktık. Yok ama bürokrata hesap soracaktık. Var ama söylenecek durumda değiller. Ama arkadaşlar bu meclisin bu emeğini okuyup da gereği yapılsa bir daha soma olmaz. Samimiyetle söylüyorum. Bütün inancımla söylüyorum. Siyaset dışı söylüyorum. Madenlerimiz 13 Mayıs 2014 günü ne kadar güvenliyse bugün de o kadar güvenli. Daha güvenli değil. Yeni bir facianın olmaması madencilerin analarının duasının karşılık bulmasındandır. Başka hiçbir şeyden değil. Aynı veya benzer veya daha büyük facialar her an yaşanabilir. Bu rapor ayrıca Sayın Gül'ün döneminde Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu ve benzer müsaadenle başkanım bitireyim. Dikkate alınmadıktan sonra o ateş kırmızısı kara baretler yine hepimize büyük üzüntüler, büyük yaslar. Soma'yı unutursak yüreğimiz kurusun gibi laflar, sonra Soma'yı unutup gitmeler. Ben bunu hepimize bir ödev olarak söylüyorum. Güçlü meclis, güçlü meclisse yürütme meclisin bu dediklerini yapması lazım. Yapmıyorsa hangi kuvvet yaptırmıyor? O kuvvete karşı milletin gücünü bizim göstermemiz lazım. Bu hepimizin yükümlülüğü. Diyeceğim bu kadardır. Hiçbir siyasi etkileşimi düşünmeden bu gece lütfen yastığa başınızı koyduğunuzda biz bu raporun hilafına bu maddeleri nasıl düzenliyoruz, hangi kuvvet yaptırıyor, niye itiraz etmiyoruz ve bu işin içinden nasıl çıkarız düşünün, bize bir şey söylemeyin. Kendi içinizde konuşun, bu işi çözün. Yoksa analar çok ağlayacak. Teşekkür ederim.